Agalarım, herkese selamlar. 20 Eylül 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Muazzam bir kazanç. Yani bildiğiniz bütün rekorları unutun. Veya bildiğiniz bütün kazançları unutun diyeyim ben. Diyecek başka bir şey yok. Birazdan bahsedeceğim zaten. Agalarım öncelikle videoları göstermiş olduğunuz beğenilerden, yorumlardan dolayı çok teşekkür ederim. Göndermiş olduğunuz mesajlardan dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel geçiyor. Nazar değmesin. Umarım böyle devam eder. Cuma günü de beğendiğim 5 karşılaşma var. Onları da anlatacağım sizlere. Güzel maçlar var. Dikkatli dinleyin. Hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Ondan başlayalım. Arkadaşlar maç skoru yarışmamız Hatay Spor'la Bodrum Spor. Böyle maçları sordum. Nedenini anlatacağım. Bu maçın skor maçım ve gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Hem idealini vereceğim hem yüksek oranını. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen 3 arkadaşımızı bakın. 3 arkadaşımızı 7 gün boyunca misafir edelim. Galatasaray maçının skorunu sormuştuk. Bilen kişi sayısı fazla. Ama ne dedik? 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Bilenler arasından çekiliş yaptık. Kelebekke, Ankara, Hüseyin Karel isimli arkadaşlarımız kazandı. Benimle WhatsApp iletişim hattı üzerinden iletişim kurabilir bu arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattında skor bilenler, WhatsApp gruplarına dahil olmak isteyenler her türlü soru görüş öneri için de benimle ekranda gördüğünüz numaradan 0534 Hayla ezberleyemedim galiba. 446 59 89 numaralı hattan iletişim kurabilirsiniz. Açıklama yorumlar kısmında linki var. Aga misli seviyesinde dün neler yaptık? Bakın misli seviyesi yüksek oynanan bir seviye. Bak solda gördüğünüz 7000 TL, 4000 TL, 3000 TL. Zaten 14000 TL'lik bir bayis almışız yüksek misli seviyesinde. Hepsi de geldi bu arada. Solda gördüğünüz benim en güvendiğim yüksek mislimdi. 7000 TL aldım. Lisbon'un golü, Real Madrid çifte şans, Münih'in galibiyeti aga. Tertemiz bir 46. Geçtim. 4000 misli almışım. Real Madrid'in galibiyeti. Galatasaray'ın galibiyeti. Young Boys başına 1.500. 1.86'dan bunu almışım. Bir de Lisbon mücadelesini 3000 TL olaraktan da yüksek misli olarak değerlendirdim. Dediğim gibi yüksek mislinin seviyesi kar amacı yüksek olduğundan dolayı. Yüksek oynuyoruz. Ya yani iddia biraz da böyle oynanır Raga. Ondan dolayı bu seviyeye gelmek isteyenler iletişim kurabilir. Sadece onlar değil aga misli canlı da yapıyoruz. Aston Villa maçına mesela deplasman 2.5 üst misli canlısını yaptım. Bayern Münih fırtına gibi oynuyordu. İlk kere birine direkt 1.43 gibi oranı görünce aldım aga. Avrupa'da 1.50-1.55 bandında. 500 lira, 500 lira buradan kar etsek 1000 lira zaten net karımız var. Yüksek misli canlı da yapılıyor. Onlar değil ideal kuponlarımız da fena geldi. Aga yatan bir şey yok zaten. Birazdan rapor göstereceğim. Yatan hiçbir şey yok. Sola gördüğünüz kombine Herkes açık Telegram grubunda vermiş olduğum kombine. Dedim hatta oraya anket açtım. Dedim ki 17, 18 veya 19 Eylül bir adet bir tane gün ideal kupon buraya da vereceğim. Videoda söylemiştim. Hangisini istiyorsunuz? Aga herkes 17 Eylül'ü istedi. %81 ile birlikte. %81. Ben de ona göre attım. İdeal kuponumu attım. Geldi. Sağda gördüğünüz alternatif kombin. O da geldi Aga. Real Madrid'in bak ilk yarı değil. ikinci yarı galibiyetini oynamak da ne kadar yakından takip ettiğimiz, izlediğimizde görmenizdir. Başka bir şey demiyorum. O değil 10 oranlı kupon verdim aga. 10.90. Aston Villa kazanır 1.5 üst. Lisbon kazanır 1.5 üst. Ki Lisbon'a ben handikapla YouTube videosunda söylemiştim. Real Madrid kazanır 4.5 alt. Bayern Münih de 2 yarıyı kazanır aga. Bak buna %2 demişim. 200 TL atsan 2000 küsür lira net para var zaten. Net gel net gelir zaten. Yüksek misli grubu 1500 TL zaten. Fazlasını kazandırdık. Geçtim bunu. Z raporu ekranda aga. Bak Yatan bir şey yok zaten. O kadar söyleyeyim. Buna 10 Anlı yazmışım. da yazmamışım. 7000 misli, 4000 misli, 3000 misli, 1000 misli, 1000 misli, ana kombin, Avrupa kombin, alternatif kombin. Canlı muazzam kazanç, on oranlı kombin. Yatan bir şey yok zaten. Kazanmamak imkansız. Canlı olarak da muazzam ilerledik. Grupta izlediğimiz maçları değerlendirdik. Hatta şöyle söyleyeyim. Ücretsiz Telegram grubunda da erken seyahat canlısını orada yaptık. Orada da kazanç sağlattık. Bunun linki de açıklama yorumlar link kısmında var. Mutlaka katılın. Whatsapp'ı göstereyim ya. Neler verdik? Aga. Haydi 22 seansına başlayalım. 21-58'de yazmışım zaten. Tamam mı? Bayern Münih'e baktım makine gibi ilerliyor aga. Direkt durmadım. Ev sahibi 2.5 üstü verdim. Kasa yönetimi yaparaktan da %4 yazmışım zaten. Durur muyum? %4 de ilk yarı galibiyetine verdim. Çünkü fırtına gibi geliyor aga. Bak aga 2 dakika sonra Bayern Münih ilk golü attı. Ama offside. Ondan sonra penaltı oldu zaten. Nil maçına ilk yarı gole girmiş. Sadece ben değil 2 adet de editörümüz var. Onlar da zaten maç izleyip veriyor. Bayern Münih ilk yarı bir buçuk üste girelim tekrardan dedim. Oran geldi %4. dört. Zaten yüzde dört kasayı yönetiyoruz aga. Burada esti gitti zaten. Bayern ilk yarı galibiyeti. Ev sahibi bir buçuk üst. Yüksek misinden Bayern galibiyeti vermiştik yüksek misli grubunda. Ev sahibi iki buçuk üst. Hepsi geldi. Lisbon golü geldi. Bayern Münih maçına devam ettim. Para var çünkü aga belli yani. Ev sahibi 4.5 üst. Real Madrid'in galibiyeti Liverpool'un da 2.5 üstü. Hepsi devre arasına verdi. Grup anlık. Dur o telif yemeyelim. Oyun havası var burada. 4,5 üst bayan geldi mi aga? Geldi. Dedim ki 8,5 üst alalım. Aga 8,5 üste geldi mi Bayern'dan? Liverpool da geldi bu arada. Dedim ki bırakın ya ne 8,5 9,5 alalım aga dedim ya. Dakika 80'lerde zaten. O da geldi mi? Ulan dakika 87. Daha girmeyeyim dedim ama ekran görüntüsünü de aldım. Alsam mı almasam mı? Alsam mı almasam mı? Ulan o da geldi. Real Madrid de geldi. Yani muazzam bir showdu şey gerçekten. Çok güzel kazanç elde ettik. Yani böyle günler her zaman olmaz. Yani böyle günlerin değerini bilmek lazım. Uzun anlattım biraz teşekkür ederim. Sizlerden ricamız sadece beğeni ve yorum desteğidir. Şu WhatsApp grubundaki arkadaşlar da bir yorumlara bir yazsın bir şeyler bakalım. Dün neler oldu neler bitti. YouTube videosunda sadece Liverpool'un kornere gitti bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Diğer hepsi geldi zaten. Onun dışında videoya beğeni, yorum, artı 500 aga. Herkesten bekliyorum. Bak en azından emeğine sağlık yorumu. Her zaman emeğe saygıdır bu çünkü. Çok teşekkür ederim. Başlayalım. Hatta skor maçımla başlıyorum. Hatay maçıyla. Şimdi ben Hatay'ı geçen hafta canlı olarak statta izledim. Alanya Spor'la Hatay Spor'un maçı vardı. Sada gittim. Canlısını yaptım. Canlı zaten maç 0-0 bitti. Hatay Spor Rıza Acun'un ilk maçıydı. Doğru mu? Rıza Acun'un ilk maçıydı. İlk maçlarda takım bir reaksiyon vermek ister yani. Teknik direktörle birlikte. Abu Bakar transferi birkaç transfer daha var. Muhtemelen bu maçta Abu Bakar ilk 11 oynayacak aga. Hazır değildi. Geçen hafta sonradan girdi. Ayağına da çok fazla top gelmedi ikinci yarı zaten. Lay, lay, lay maç bitti. Bodrum'da oynayacaklar. Hatay daha galibiyet yok. Rıza Hoca faktörüyle birlikte Hatay burada bence bir adım önde. Maçın indeks beklentisi 2-0 Hatay Spor galibiyeti. Ben idealden veriyorum aga. Ev sahibi yeri kazanır. Oran zaten 1.63 aga. Maç skoru ne olur sizlere sorduk bu arada. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ben burada Hatay Spor'un bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Kör topan alabiliriz diye düşünüyorum. Bir yarayı kazanırdan diye 63. Onun dışında dediğim gibi Rıza Hoca ile bir adım önde olan Hatay Spor burada ilk galibiyetine de uzanabilir. Tribün de bence destek verebilir. Matsu'nu bir de 2-23 gibi orandan da ekstradan değerlendirmeye tabi tutulabilir. Devam ettim. Şöyle ikinci mücadelem Nis maçına geçeyim. Karışık gideyim bugün. Aga geçen maçına ne yaptık? Bir anlatın bakayım Sentetien maçına geçen ne vermişim ben. Bir geç gidin geçen hafta bir bakın. Sentetien'in bir golü böbek gibi. Dedim Atmaya oynayacak aga adam hiç gol atamamış. Anlattım çünkü size. Böyle takımlar gol atmak için ekstra motivasyon olur. Nis mücadelesini izledim. Marsilya ile oynadı. 2-0 kaybetti. O mücadelede iyi oynadı. Bence Sentetian arkadaşımıza geçen hafta bize kazandırdı. Bu hafta şöyle kazandıralım, kazandırabilir. Nis'in galibiyeti. Yani benim tercihim burada doğrudan bir Biraga. Hatta oranı biraz daha güzelleştirmek isteyen varsa 4.5 altında yaparak da oranı 1.70 seviyesine kadar çıkartabilir. Ama dediğim gibi Nis güzel oynadı ve kadrosu gerçekten sağlam bir takım. O yüzden ben burada Nis'in doğrudan galibiyetini bekliyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Şimdi devam edelim. Anlasır maçına geçelim Ronaldo'muza. Geçen hafta e, Anlasır maçını ben değerlendirmiştim aga. 1 bir, bir bitti. Ee, ya bu takımların da hepsi birbirine benziyor. İttihat değil de bu oynadığı kimdi? Ettifak. Kimdi lan o? Ahli ile oynadı. Ahli ile. Aynen. Aga o maçı izledim. Bak ceza sahasına çok kolay giriyor. Yani zaten Ronaldo var, Mane var, Talişka var, herkes var. Ee, çok kolay giriyor ama pozisyonları çok değerlendiremedi. Yani bir yandan da şeye baktığım zaman İttihat'la Alihler önden gidiyor. Anlası geride kaldı. Ben bu maçı zaten bu arada şey de iyi. Ya, ev sahibi de Ettifak da iyi. Onlarda da Ekambi var, Dembele var. Birçok isim var ve takım oyunu iyi oynuyor. Onlar da bir kere izleme fırsatım oldu. Ama ben burada dış etkenlerin de katkısıyla birlikte maçı Anlasır'a verirler gibi geliyor. Aga. Vermeseler bile alacak oyun zaten var. Maç sonu 2 benim idealimdir. Maç skor beklentim de 2-0-2-1 ayarında. Yine 4.5 altında bir 2 yaparsanız da ona bile açmamıştan 3.5 olur mu bilmiyorum ama 3.5 da olabilir. Çünkü benim skor beklentim 2-0-2-1 ayarında Anlasır'ın yani Ronaldo abimin galibiyetidir. Cagliari maçına geçelim. Cagliari Empoli mücadelesine. Cagliari de geçen Napoli mücadelesinde iyi oynadı. Kendi evinde oynamış olduğu mücadeleydi. İyi oynadı dediğime bakmayın 4 tane de gol yedi. Ama gerçekten oyun olarak iyi oynadı. Kalite farkına mağlup oldu. Ben burada Cagliari'nin bir yarıyı kazanmasını bekliyorum aga. Hatta yüksek oranlarda Cagliari galibiyeti de dönenebilir. Ev sahibi yarı kazanır 1.49 gibi oranı var. Bence denemeye değer. Dediğim gibi yüksek oranlarda bir Cagliari de burada ilk galibiyetine uzanabilir. 1.95'te oranı var. Anlatmadığım Asburg'la Mayl mücadelesi. Asburg'u ben hafta sonu vermiştim. Hatırlayın. Ev sahibi yarı kazanır vermiştim sonu bir de cilvesi demiştim. 1.95.000 oranı vardı. Mücadele 3-1 gibi skorla kazanmasını bildi. Çünkü orada Ruben Vargas var aga. Adam İsviçre'de muazzam top oynamıştı. Dedi ki bu adam etki eder. Mücadeleyi de kazanırlar diyerekten de. Bu maçı da korner olarak veriyorum. Tek korner mücadelem. 8.5 üst korner açarlar. Şu an açık değil. Şöyle korner oynamak istemeyenler de Asburg'a yine yarı kazanır. Yüksek oranlarla Asburg galibiyeti çıkabilir. Ben burada evden yanayım ama olası 1-1 skordan korkuyorum. O yüzden benim burada ana tercihim korner olduğunu da belirteyim. Sizlerden ricamız videoya beğeni ve yorumdur. Her türlü soru görüş öneri ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp adımına veya WhatsApp gruplarına gelmek isteyenler de burada iletişim kurabilir. Çok seviliyorsunuz. Desteklerden dolayı çok teşekkürler.